Selamlar arkadaşlar. Şimdi insanlar merak ediyor, borsaya ne kadar lot aldın, ne kadar para yatırdın? Bakın arkadaşlar, benim toplam dediğimiz sütun var ya, burada benim paralarım. Yerli hisse dediğim kısımda paramın %1,5'u var. Yani bunun %1'i eşime ait, %0,6'sı bana. Yani benim cebimden para kaybedersem %0,6'lık para kaybediyorum. Bu kadarlık hissem var. Şimdi borsada yorum yapıyorum. Bana gülücük atıyorlar. Ne? Bakın, güzel videolar çekiyorum, izlenmiyor ama borsada video çekiyorum. Diyorum ki borsada satmayın demiş, ucuz hisseleri açıklıyorum diye bir pozisyon, borsa pozisyonlarımızı koruyoruz demiştik. Şimdi burada mesaj atıyorlar arkadaşlar. Yani burada bir bakalım. Bakın burada mesaj atıyorlar. Diyorlar ki Reader analizi diyor. Ne Reader neymiş bu? Reader. Bir bakalım. Şimdi bunu şöyle bir bakalım. Bilançosunu açıklamamış. Vay ay ay vay vay. Firma Daily Fawark 88. Burada bir analiz yapılacak bir şey var mı sence? Reader. Yani arkadaşlar, analiz yapılacak bir şey var mı burada? Var mı? Bu grafikte var mı? Evet. Yani ben soruyorum, bu grafikte var mı? Yani şimdi arkadaşları ben anlatamıyorum. Yani anlatamıyorum. Neyi anlatamıyorum? Bakın, fiili dolaşım oranı %22. Adam sana malının %20'sini vermiş. Borsaya sokmuş malının %20'sini. Tamam mı? Yani malının %20'sini borsaya sokmuş. Tamam mı arkadaşım? Tamam mı? Hadi o da ödenmiş sermaye 1 milyar diyor. Yani 1 milyarlık kısmını borsaya kote etmiş. E şimdi bu adam malın %20'sini şu rakamdan 10 liradan borsaya vermiş. Tamam. Şimdi malın %20'si 10 liradan borsaya gitti. Ama sonuçta 60 lira oldu. Şimdi bu malın en çok sahibi kim? Kendi sahibi değil mi? En çok bulunduran %80'i daha adamın elinde. Adamın malı ne oldu arkadaşlar? Yani 10 liradan verdiği mal 60 liradan oldu. Şimdi bu adam 60 liradan %80'lik bir paya sahip. Yani satmaya başlarsa o 80'lik kısmından kimse bu adamı tutamaz. Ne olur? Pat 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 düşer ise. Dolayısıyla bu %20'lik kısım bunu bu şekilde kendi içinde hareket ettiriyor. Ama adam %80'lik paya sahip ve o payı da 10 liradan maliyeti var. Şimdi ben 10 liralık bir şeyi 60 lira yapmışım ve %80'i bana ait. Kimin başarısı? Yatırımcının mı başarısı? Onu borsaya sokanın başarısı arkadaşım. Yani adamın malı ortak. Ben size hep şunu derim. 6 aylık bakacaksın. Mesela arkadaşım biri, bakın. Reader analizi öyle bir şey olmaz. Şu arkadaş da demiş ki 15.48'deki videonun 15.48'inde ne konuştun? Hani borsa yükselecek dedin ama bugün borsa yükselmedi diyor. Yani borsa düştü. Hani yükselecekti diyor. Bakın, borsa düştü diyor. Kırmızı. E şimdi bu arkadaş, burada yorum yapan arkadaş, şimdi burada yorum yapan arkadaş ne demişik? Videoyu 2 gün önce çekmişik. Borsaya satmayın diye hafta sonu çekmişik. Burada diyor ki abi hani sen dedin ya yükselecekti pazartesi. Bak yükselmedi. 15.48'de ne söyledin diyor. Ben ne dedim? Borsa pazartesi gün kaparken yüksek kapayacak demedim arkadaşlar. Pazartesi günü borsa zirveden açılacak dedim. Bakalım buraya tekrar gelelim. Evet, borsa tam buradan açıldı pazartesi günü. 9.335. Ben demedim ki pazartesi kapanışı zirve olacak demedim. Adam beni yanlış anlıyor. Zirveden açılacak diyor. Madem o kadar benim dediğimi dinliyorsun, o zaman zirveden malını satsaydın. Bak %2,3 aşağı inmiş borsa. %2,3 yukarıdan açılmış, sonra hisseler %3-4 kaybettirmiş yani hisse bazında. Evet. Madem beni çok dinliyorsun, o zaman Bursa Çimento alacaksın.
Bursa Çimento bizim portföyümüzde var. Var ama öncesinden aldık. Yani bugün almadık. İyi bir getiri sunmuyordu. Anca bugün getirmeye başladı o da. Bakın burada bizim portföyümüz bunlar halen duruyor arkadaşlar. Halk GYO duruyor. İsmen duruyor. İHAVA duruyor. Şunlar duruyor. Tofaş'ı da ekledik. Parkme duruyor. Kütahya Şeker duruyor. Ege Gübre duruyor. CEMTS'yi sattık. Düşmeden önce sattık şuralarda. Tukaş duruyor. Deva duruyor. Bir tek şu Deva'dan şey yapmadık biz. Bunda zararım var. Yani zarar dedim de %3-5 öyle dişe dokunur bir zarar değil. Bucim duruyor. Bu hisse de düştü. Bakın düşüşte satmadık. Pozisyonlarımızı koruyoruz dedik. Trabzon Limon duruyor. Buralardan giriş yaptık. Kua Granit duruyor. Bu Kua Granit'i sonradan girdik. Yani şuralardan girdik. Sonradan girdik ama Vespe'den kar aldıktan sonra buraya girdik. Ama bu istediğimiz yükseliş getirmedi. Duruyor. Petun almamıştık. Koza A duruyor. Gedza duruyor. E Plus almamıştık. Desa. Hiç bilmiyorum vallahi aldık mı almadık mı. Hepsinden sıradan aldım yani ben. NT Gaz yeni girdik. Konka duruyor. Cante duruyor. Aksa yok, bu hisse yok bize. Kalekim duruyor. Gevint duruyor. Duruyor bunlar. Şurada da Aygaz, İhsan, Yunsa, Orman var. Yunsa'yı sattık galiba. Heh. Evet. Hani bakalım burada bir şey var mı? Yok. Yani biz yine zirveden açılacak. Yukarı gap'li açılacak dedik. Gap'li açıldı. Bakın gap ne demek? Yani sen sabahleyin bunu almaya kalktığın zaman bu hisseleri şöyle tam tamına %2,4 yukarıdan almış oluyorsun. Yani bu BIST 100'ü %2,4 yukarıdan almış oluyorsun. Ondan sonra peyderpey düşmüş yani. Yani sen aldığında pazartesi günü almak isteyenler, sıraya geçenler zirveden aldı. Akşamleyin düştü. Alanlar %3, %4 kaybetti. Yani ben kaybettim mi? Yok, ben de değişen bir şey yoktu. Zaten vardı. Pazartesi sabah yükseldi. Pazartesi akşam yükseldiği gibi geri düştü. Değişen bir şey olmadı bende. Ama pazartesi sabah gelip de zirveden alanlar bir günde %4, %5 zarar yedi. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Demek ki öyle, hani biz bir şey diyorsak o doğru çıkıyor arkadaşım. Yani burada pazartesi gün kapanacak, kapanışta yükselecek demedim ben. Pazartesi günü açılışta yüksek açacak dedim. Ve öyle de oldu. Madem çok bu işte uzmansın, yüksek açılınca satıp zirveden eline verseydin milletin. Mesela diyor ki uzun vade teknoloji ilk kar getirene önerin diyor. 6-7 aylık uzun vadem diyor. Ne önereceğim ki arkadaşım, bakın. Ne önereyim? Yani ARD var. ARD, YZ en iyilerinden biri. Ne önereceğim? Benim sana önereceğim şu olur. 6 aylık grafiğine bakacaksın. 6 aylık. 6 ay şuralarda arkadaşım. Şuralarda tam şeyin ortası şurası. Yani burada en dibi alacaksın. 6 aydan bu yana en dibi alacaksın. En dip şurada. Diyeceksin ki kardeşim birileri buralardan maliyet çekmiş. Yani 18'lerden maliyet çekmiş. Ben bugün bu bilişim hissesine ortak olursam 50'den olacağım. Tamam mı? 50 liradan ortak olacağım. Şimdi burada 18, 20, 25 ortalamada maliyeti olan insanlarla birlikte olacağız. Yarın bir gün bu adamlar mal çıkartmaya başlayınca ilk önce zarar edecek olan kimdir sence? 50'den alan, yani 25'ten alan en son zarar eder. Dolayısıyla bu adam mallarını tüketene kadar 30-40'a da inse bu hisse, tamam mı? Bu adam hiçbir zaman zararını satmamış olacak. Ama sen gelip de buradan 50'den aldığın zaman, tamam mı kardeşim? 50'den aldığın zaman ne olacak? Maliyetin yüksek olacak. Sen diyorsun ki 6 ay sonra ne olur? İşte bunlar zirveye verdi. Zirveden sonra da yere çakarlarsa bu bilişim hisselerini, yani bilişim bilerek zirveye gönderdiler. Yani endeks mühendisliği diye bir şey var. Bazı sektörlere girip öbür sektörlere girmiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Öbür sektörde satış yapınca adam orada düşüş oluyor, sen zarar yapıyorsun ama daha öncesinden orada pozisyon almış o her halükarda kar yapıyor. Sonra pozisyon almadığı böyle bilişim sektörüne gidiyor. Bu sefer buraya yükseltiyor. Sonra sen geliyorsun buraya
pozisyon alıyorsun 50'lerden. Sonra bir müddet sonra buraya satış veriyor. Bu sefer buraya satış verdiğinde bu sefer sen zarara girmiş oluyorsun. Bu sefer çıkmayan başka bir sektöre gidiyor adam. Yani canı istediği bir sektöre gidiyor. Ama bunu yaparken 3'er aylık, 5'er aylık periyotlarda yapıyor. Sen diyorsun ki ben buradan maliyet yapacağım. 5-6 ay bekleyeceğim. 5-6 ay sonra yukarı gideceğini düşündüğün, kar yapabileceğini düşündüğün hisse önerir misin ve bilişimden? İşte bak nasıl önereyim ben. Bak kardeşim yani bak bu adam buralarda hiç gitmemiş bak. Bir yıl boyunca hiç gitmemiş. Hatta daha da düşmüş. E madem bu hisse çok iyiydi, karlıydı bu hisse kardeşim bakın. Buradan buraya kadar niye düşüyor? Yani bakın. Şuralar 12'ymiş, buralar 6. Yani %50 düşmüş. Madem bu hisse çok karlıydı, 6 liraya niye düşmüş? Peki 6 liradan bu hisse 60-65 liraya bir sene içinde nasıl gelmiş? Yani bakın bir sene içinde geliyor. Bakın. Yani ben size 6 ay öncesine bakın diyorum. Ama bu aslında bir sene öncesine bakmanız lazım. Bir sene öncesinde burada 6 liralarda maliyetlenen biri varsa ve 60 liraya getirmişse sen de gelip 50 liradan maliyet çekiyorsan ve para kazanacağını düşünüyorsan ben derim ki çok düşünme. Yani o yaptığın iş kumar oluyor. Evet arkadaşlar. Onun için kumar oynuyorsunuz. Efendim daha ucuz değil mi bu? Daha ucuz olup olmadığına bakayım ben sana. Şimdi daha da ucuz mu değil mi? Şöyle geleyim şurada. Hatta şöyle yapalım. Daha ucuz değil mi? Bakın şu an bunun piyasa defter değeri 8,34. Şurada gözüküyor. Şuraya geldiğimiz 8,34. Şuralardayken 1,76'ymış. FK'sı 3'müş. Şuralaydayken 1,85'miş. Şuralardayken 2'ymiş. Bakın buralarda bir şey değişti mi? Hayır değişmedi bakın piyasa defter değeri 2 iken bir şey değişmedi. Değişmedi bakın şurada ROA'sı 50 diyor bakın 50 diyor ya yine 50'lerde bakın şu an ROA'ya bakalım. ARD YZ. Yani o gün ROA 50'lerdeydi şimdi yine 50'lerde. Şimdi burada ROA'ya bakacağız. ROA karlılığı ifade eden bir metrik. Kaldıraç oranları, likide, karlılık oranları yani karlılığını ifade eden bir şey. Görüyor musun kardeşim? Bakın 48 50'lerde gördünüz mü? 3 çeyrek önce. Şu an yine 50'lerde. Bak değişen bir şey olmuyor. 48 50 bu böyle aşağı yukarı gitti olarak görmeyin bunu. Yani 50 mi 10 mu? 50 mi 100 mü? Bu şekilde bakın. Yani hepsi yani şuralara baktığın zaman 54 53 48 yani hemen hemen şurada bir senedir 2 senedir hemen hemen aynı. Çok daha öncesine gittiğimizde 46'lar. Yani bakın bunun ROA'sı 10'lardan 30'lara 20'lere geldi demiyorum. Bakın bu zaten 2020 yılından beri bakın 2020 yılından beri ROA'sı bunun 50'li rakamlar kardeşim. Bu zaten düzenli olarak kar yapıyor. Peki hisse niye yükselmiyordu? İşte bak burada hisseyi yükseltmiyorlardı. Hisse peki böyle dura dura ne oldu? Piyasa defter değeri 2'nin altına indi. FK'sı 3'lere geldi. Ama yine yükseltmiyorlardı. Ama buraya gelince bir rally başlattılar. İşte bu rally'yi başlatan buralarda maliyetlenenler arkadaşım. Sen de geliyorsun burada maliyetlenmeye çalışıyorsun. 6 ay bir sene bekleyeceğim diyorsun. İşte senin gibi birçok insanı malını bu şekilde çalıyorlar. Birçok insan. Kendini uyanık sanan birçok insanın malını bu şekilde çalıyorlar. Bir şey yukarı doğru giderken para kazanıyorlar. Bak ben de gireyim diyorsun. Şuralardan giriyorsun. Ondan sonra önümüzdeki 6 ay, 1 sene içinde bu tepe taklak geliyor. Sonra diyorsun ki bu şirkete ne oldu? Bu şirkete bir şey olmadı. Sen bunun 1 sene önceki durumunu görmüyordun. Yani piyasa defter değeri 1,60'lar 70'lerdeyken bu defteri bu hisseyi görmüyordun. Piyasa defter değeri olmuş 8. Sen geliyorsun ki teknoloji şirketleri bana göster diyorsun. Gözükmez. Evet 8,44. Onun için arkadaşlar yanlış iş yapmayın. Yanlış iş Bağdat'tan döner. Herkese iyi günler.